Programımızın son bölümünde Eren Tepekıran bizleri bekliyor. Eren, sana da dolar TL'deki hareketi sorayım. Çünkü sert bir aşağı yönlü hareket oldu. Daha devamını bekliyor musunuz? Özellikle 3.60'ların altını mümkün görünüyor mu? Dolar TL'de temel verilere baktığımız zaman daha çok yükseliş yönlü bir hareket bekleniyordu piyasada. Özellikle işsizlik rakamları olsun, sanayi verileri olsun, enflasyon tarafındaki yükselişler olsun. Ama ancak tam tersi, teknik olarak aşağı yönlü bir trend şu anda gösteriyor. Daha önceden 3.67-20 seviyelerinden aşağıda fiyatlama devam ettiği sürece bunun satış baskısı olacağını belirtmiştik. Şimdi aynı şekilde 3.63-70 seviyesini takip ediyoruz. Buradaki geri çekilmelerde fiyatlamaları gördüğümüz zaman bu seviyenin altında yine aşağı yönlü bir trendi takip edebiliriz. Orada 3.60 seviyeleri, 3.62 seviyesi var. Kırılmasıyla birlikte 3.60 seviyesi, ardından da 3.58 seviyelerine kadar genel olarak takip edebiliriz. Ancak tabii ki temel verilerde dolar tarafında da Fed tarafında da önemli gelişmeler oluyor. Enflasyon tarafında özellikle yükseliş yönlü hareketler var. Kısa vadeli satış trendi olsa da genel olarak yükseliş trendinde takip edebiliriz. Eren, bir de euro dolar tarafını sormak istiyorum sana. Bu hafta gelecek FED tutanakları var. Aynı zamanda Amerika'yı yakından izleyip takip etmeye de devam ediyoruz. Dolayısıyla oradan gelecek haber akışı, bugün Amerikan piyasası kapalı ama önümüzdeki dönemde nereye kadar taşıyabilir euro doları? Avrupa tarafında özellikle yani siyasi gelişmeler burada daha çok ön plana çıkıyor. Siyasi gelişmelerden dolayı satış baskısı görmüştük. 1.08'lere kadar çıkmıştı. Şimdi 1.06-20 seviyesinin üzerinde fiyatlama devam ederse orada da yine yükseliş yönlü hareket bekleyebiliriz. Daha çok Avrupa'daki gelişen piyasalarda özellikle Fransa'daki aşırı sağcıların seçilmesiyle birlikte tabii yine çıkma durumu söz konusu olabilir. Bu Brexit gibi. Bu tarz etkilerin olası olması bile tabii Euro tarafında özellikle satış baskısını beraberinde getiriyor. Bir yandan ABD tahvillerinin 2.42 seviyelerini, 2.50 seviyelerini test etmesi yine Euro'lar tarafında satış trendinin devam etmesi anlamına gelebilir. Orada 1.06-20 seviyesinin kırılmasıyla birlikte 1.05-80, 1.05-20 ve ardından 1.04-60 seviyelerine kadar genel itibariyle geri çekilme görülebilir. Ancak 1.06-20 seviyesi üzerinde takip edersek, kapanışlar görürsek 2 kez, 3 kez arda arda 1.06-60, 1.07-10 seviyesi ve ardından 1.07-60 seviyelerine kadar bir trend yapabilir yukarı yönlü. Ama bunun da daha çok kısa vadeli olduğunu düşünüyoruz. Genel itibariyle satış baskısının ön planda olmasını beklemekteyiz. Eren, teşekkür ediyoruz sana değerlendirmelerin için. Invest AZ'den